Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerin huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Milli Birlik Şurası tayyarlık hizmet yığını içildi. Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti tarafından her yılı ötküzülüp kilvatkan Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrandaşlık Uçuruşu'nun 14. nöbetliki ve 5. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası'nın tayyarlık hizmetleri yığını Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İcraiye Komiteti tarafından içildi. Yığın Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın riyasetçilikide içilgan bulup, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği reisi Doktor Ataullah Şahyar, Sütuk Boğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı reisi Doktor Abdıhalık Uyghur Qatırlık mesullar iştirak kıldı. Bu yılki 14. nöbetlik qeyrindaşlık uçuruşu ve 5. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası'nın aldığımızdaki Öktabr ayında İstanbul'da içiliş karar kılıngan bulup, Yığında bu qetimki uçuruşqa münasibetlik barlıq temalar tepsili müzakere qilindi. Şundaqlı növette Xitayning Şarqi Türkistan'da atalmış virusning aldını eliş bahanesi bilen xalqimizda her cihetten iğir qiyinçilikti quyuş, iqtisadi cihetten veyran qilish, aç quyup qiynaş, karantin qilish ve ayırıp gözüş bahanesi bilen intayin meynet ve naçar şaraitlerdeki çidir ve öylerge qamaş qatarlıq cinayetleri ve bununla karşı kılışkı tigişlik hizmetler hakkında müzakir ve hizmet taksimatı kılındı. Xitay armiyesi Rusya'da. Ukrayna'nın cenubu'da müdafiyeye ötken şarıktaki Donbas'ta aylardan buyan midirleyalmağın Putin'a kütken yardım Xitay'dan geldi. 24 fevral Ukrayna'ya hücum kılışkı buyruk kılgan Putin ötken 6 ay içinde garip dünyasından bütünlüğe ayrı betilip tarihi cezağı duç geldi. Moskova'nın ittifaktaşları tabi harbi kısımlar Rusya armisi sahip halı kılıdığan Vostok 2022 maniveri üçün Rusya'ya kilişki başladı. Fransiya agentliğinin haber kılışca Belarusya, Mongolia, Suriye, Nikaragua, Laos ve Hindistan şundaklı Xitay'dan gelgen askerler 1. sentabrdan başlap Oxşumağan 7 rayonda elip berildiğen harbi manevrge qatnışıdıkken. Xitay askerleri ve tankılarını elip mangan poyizler Rusya'nın en şarkıgı caylaşkan Piromorski ölküsüge yitip gelgen bulup, Girodikov bekitigi çüşken Xitay askerlerinin hemmesinin maske taqıqallıqı dikkat qozgıdı. Nöbette Beijing Vostok 2022 harbi manevrge qatnışıdıgan askerlerinin iniq sanını ilan kılmadı. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği manevrga 50 mingdan artıq asker 140 uruş ayroplani ve 60 uruş paraxotunun qatnışıdığanlığını elan qıldı. Rusya armiyesi Ukrayna'da devamlaşıvatqan uruş qarmay hava armiyesinin Vostok 2022'de bolıdığanlığını şundaqlı yiraq mısapılıq bombardımançı ayroplarlarının mı qatnışıdığanlığını bildirdi. Bir hafta devamlaşıdığan ve 7 rayonunu öz içige alğan manevr rayonu Oxotsk denizi ve Yaponiya denizini öz içige alıdı. Yaponiya Denizi'nin şimali ve uttur rayonlarının işiltildiğanlığını bayan kılgan Rusya'nın Muavin Taşkı İşler Ministeri Alexander Fomin, manevrinin fakat müdafiye üçün işgallikini etti. Nöbette analizciler Rusya bilen Xitay'nın harbi itibak kuruşu mümkünlikini bildirip, bu kıtımkı manevrinin Rusya'nın Ukrayna'yı tecavüz kılgandın bayanki Xitay bilen tüncü kıtım kuruqluqtu manevr ötküzüşü işgallikini, 5. ayının ahırıda Amerika Prezidenti Joe Biden Yaponiya paytaxtı Tokyo'daki vakıtta iki devletin uruş ayroplarının Yaponiya denizinden uçup ötkenlikini bildirip, ilgiri harbi ittifak kuruş mümkinçilikini ret kılgan sabık komünist rakiplerinin nöbette Amerika ve garip devletlerine karşı birlikte hareket kılıvatkanlıkını Putin'nin mi bu ihtimallıkını yoku çıkarmağanlıkını bildirişmekte. Ukrayna'yı tecavüz kılgan deyinkin misli görülmegen cezağı düşkelgen Rusya ötken aylarda Xitay'dan köp qetim yardım talep kılgan idi. Xitay nöbette yarışarıdaki birden bir Rusya'nın Ukrayna'yı tecavüz kılışıgı karıştırmaydıgan dereceden taşkırı çoğun devlet bulup, Xitay taratkuları Rusya'nın Ukrayna'yı tecavüz kılışını kollaydı ve dokulatlarda Şimali Atlantik Ekti Teşkilatını ayıplaydı. Xitay emeldarlarımı bayanatıdır Rusya tarafı turup gelmekte. Ve Birleşken Devletler Teşkilatı Bihaterlik Kengişidimi Rusya'ya karşı bilet taşlaştın vazgeçip gelmekte. Lekin Xitay yanıla Amerika'nın cezasıdan ensirip Moskova'nı muşuncilikle kollap gelmekte. Ve Moskova'nın köplügen taleplerini körmeski salmakta. 6. ayının 5'i de Amerika Washington Poştisi gezdi bir Xitay emeldarını menbe kılgan haberi de
Moskva bilen Beijing otursidiki yardım söhbetinin bir kadar ciddi bolganlığını, növeti Xi Jinping'nin Amerika'nın cezasığı uçurmaydırıp Rusya'ya yardım kılıçtığın yollarını izdevatkallığını yazgan idi. Tayvan armiyesi eğer Xitay agahlandırışını anlamasa atımız dedi. Xitayning uchuvchisiz apparatlarining Tayvanning havo tavasiga tajovuz qilib, parokanda qilish qilmishlarining ko'payishiga ergishib, Tayvan armiyasi ogohlantirib, agar Xitay ogohlantirishni anglamasa, etib tushiramiz dedi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Tayvan armiyasining taxminan 10 kun ilgari Xitay fuqaroviy uchuvchisiz apparati Jinmingga tajovuz qilishga boshlagan bo'lib, Jinmingda turishliq Tayvan qarovulxonasining qarovullarini suratga tortgan. Bunun bilen Tayvan armiyesi tunca qitim Xitay taraf agahlandırışını anlamagan ahvalda uçuvchisiz apparatının etip tüşürüldüğünlüğünü bildirgen. Xabarda qeyd qilinishicha Amerika Avam Palatasının reisi Nancy Pelosi qatarlıq yuqur derecelik emeldarlarının Tayvanga arka-arkadın ziyaret qilish sebebidin Tayvan boğazıdaki ciddiçilik keskinleşgen. Beijing dairleri Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine cevap qaytırış ve üç iliş üçün birkaç gün Tayvan etrafındaki deniz ve hava boşluğunda kang kölemlik herbi manevr ötküzgen. Bu jarayonda Xitay armiyesi koyup bergen balistik başkurulduğun bomba Taybi hava boşluğundan uçup ötken. Bildirilişçe 16 Ağustos günü keşte Xitay'nın uçuşsuz aparati Jinmingning Erdan Arili Mudapiye rayonundaki bir karavulxanın üstüden uçup ötüp, karavulluk kılıvatkan işki askerini süratki tartkan. Bu sürat Xitay çoğunqırıqlıqıdaki ijtimai taratqularda kang tarqalgan. Bu sindi yana Aral qarovullarının uçuşsuz apparatqa taş atqanlığı körüstilgen. 27 Ağustos günü keşte Xitay'nın Weibo hesabatıda Xitay uçuşsuz apparatının Jinmingga besip girgen yeni filmi peyda bolgan. Uçuşsuz apparat yana qal'adaki gazarmini şundaqlı tamğı esilgan uruş haritisini suratki tartqan. Tayvan quruqlıq armiyasının Jinming Mudapiye Komandanlıq Ştabi yekşembi günü bayanat elan qilib, namalum apparatının şembi günü Liyu rayonundan uçup ötkenligini bayqaganlığını seliştiriş tetkikatı dinkin onun puhravi uçuşsuz aparat ikerlikini delilligerlikini bildirdi. Bayanatta Tayvan askerlerinin ölçemlik meşgulat tertibi boyunca hücum kılıç signali bombası etip agahlandırganlığını hem de yukarı hüşyarlık bilen takip kılganlığını eğer uçuşsuz aparat agahlandırışını anlamagan takdirde etip şürüdüganlığını takitligen. Xalqaro Sharq Turkiston yoshlar uchrashuvi muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston yangi nasl harakatining uyushtirishi bilan ochilgan 3-chi navbatlik Xalqaro Sharq Turkiston yoshlar uchrashuvi Istanbulda muvaffaqiyatlik oxirlashdi. 2018 yili qurilgandan buyon har qaysi sohalardagi yoshlarni Sharq Turkiston davosida aktiv xizmat qilishga tashkillash va kelgusining rahbarlari qilib chiqish uchun tirishchanlik ko'rsatib kelayotgan yangi nasl harakati kun sayin kuchaymoqda. Bunun namayendisi süpitede 26 Ağustos'tan 28 Ağustos'a devamlaşkan 3. nöbetlik Xalqara Şarkı Türkistan Yaşlar Uçuruşu'ya eçildi. Uçuruşta Şarkı Türkistan dava sepideki pişkademler davadaki tecrübelerini sözləp verdi. Uçuruşta Türkiye işçi sırtıdın gelgen yaşlar cembolgan bulup, nöbetliki dünya tertipi hem de Şarkı Türkistan'nın nöbetliki vəziyet ekvali, muhacirette yaşavatkan Uyghurlarının bu axtiki mesuliyeti haqqıda müzakirlər kılındı. Yig'inning oxirgi kuni Sharq Turkiston yangi nasl harakatining raisi Abdusalom Taklimakan 3-chi navbatlik xalqaro Sharq Turkiston yoshlari yig'inining xulosa dokumentini o'qib o'tdi. Xulosada plan va turlarni moslashtirish, kuchaytirish doirasida chiqarilgan qarorlarning to'liq ijro qilinishi uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatish kerakligi, bu masalada dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarning o'rtaq hamkorlik o'rnatib, Xitoyga qarshi kuchlik birlik sab hosil qilish kerakligi yoshlarimizdan xalqimizdan ümidi ikkanligi haqqoniy kurashda texmo ko'p tirishchanlik ko'rsatish kerakligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik yoshlar bilan samimiyat, qarindoshlik, fidokorlik va hamkorlik ruhiyatida Sharq Turkiston davosini texmo taraqqiy qildirish uchun sijil ilgirlaymiz. Xitay urushga tayyorlik qilmoqda. Xitay Mudofaa ministrligi axborot idorasining muavin boshlig'i Mudofaa ministrligining axborot bayonotchisi Tan Kefi 2022 yildan boshlab 1 yilda 2 qatim askar qabul qilishni yo'lga qo'yganligini oshkor qildi. Xitay xalq to'rining 26 avgustdagi xabarida bildirilishicha
Xitoy mudofaa ministrligi 25 avgustdagi axborot e'lon qilish yig'inida bayonotchi Tankofi 2022-yilning keyingi yarmidagi askar elish xizmati qatorliklar to'g'risida muxbirlarning savoliga javob bergan. Tankofining tunishtirishicha Xitoy Markaziy harbiy komitetining askar elish buyrug'iga asosan bu yildan boshlab davomli 1 yilda 2 qatim askar elish yo'li qo'yilgan. Bunun ichida keyingi yarim yillik askar qabul qilish xizmati 15 avgust kuni boshlanib, 9 ayning 30-larida yangi askarlarni to'shishni boshlab, 9 ayning oxiri oxirlashadi ekan. Qabul qilish obyekti oliy maktab o'quvchilarini muhim nuqta qilib, har darajalik har xil maktablarni bitkizgan o'quvchilarni qabul qilishni gavdalandirib, tabiiy fan va sanoat fanlari turidagi oliy maktab o'quvchilari va urushga tayyorlik qilishga kerakli mahoratlik ixtisosliklarni qabul qilishni oldin tasdiqlagan. Bunun ichida aspirantlikni bitkizgan o'quvchilar va maktabdagi o'quvchilarning yoshi 26 yoshga uzartilgan. Shuning bilan bir vaqtda armiyadagi aloqador tarmoqlar oliy maktab o'quvchilarining askarlikka qatnashishdagi o'qish tavalligi yoki o'qishga kirish salohiyatini saqlab qolish, imtihonsiz maxsus kursdan to'liq kursga o'tish, aspirantlikka imtihon berganda nomor qo'shib berish qatorliq bir qator e'tibor berish siyosatlarini davomli ijro qilib, Xitoy yoshlarini aktivlik bilan askarlikka tizimga oldirishga ilhomlantirgan. Qashqar bilan otishda kalkun apiti yuz berdi. Xitoyning Sharq Turkistonda atalmish virus yuqumini nolga tushirish nomida Sharq Turkiston xalqini qattiq qamal qilayotgan bir paytda Qashqar bilan otishda kalkun apiti yuz berib, nurg'un iqtisodiy ziyon bo'lgan. 27 avgust kunidan boshlab yoqqan qattiq yomg'ir 28 avgust kuni kalkunga aylanib, daryo va o'stanglardan toshqan. Ustun otishda yuz bergan kalkun apiti bir qadar og'ir bo'lib, dehqonlarning ziroatlarini hamda etiziriq va yo'llarni buzayotgan. Ba'zi kanatlarda dehqonlarning uylarini suv bosgan bo'lib, sinda kanat aholisining suvda qolgan narsa keraklarini uyining sirtiga to'shiyotganligi ko'rsatilgan. Qashqardagi kalkun apiti Qashqar qadimiy shaharda yuz bergan bo'lib, suv shahar ko'chalarida o'stang bo'lib oqqan. Kalkun yana nurg'un yer va etiziriqlarni ham elib ketgan. Xitoyning atalmish virusni nolga tushirish nomida qattiq qamal qilib, qiynash harakatida azoblanayotgan bir paytda yuz bergan sel apiti xalqimizga tehimi og'ir kelgan. Ba'zi sinlarda g'am bosgan xalqimizning hoylisidagi suvlarni tozalashga boshlagan ko'rinishlari ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha 25 avgust Qashqarning Makit noyisida mo kalkun apiti bo'lgan bo'lib, ishq selish vaqtida qattiq qamalni untigan Xitoy xalqimizga shoxshunba elib kelish vazifasi qo'ygan va kalkunni to'sish xizmatlariga solgan. Turkiyaning yerlik avtomobil tashabbusi guruhi yangi hamkorlik kelishimi imzoladi. Turkiyaning yerlik avtomobil tashabbusi guruhi TOG yumshoq detal shirkati Smart IX bilan savdo hamkorlik kelishimi imzoladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiyaning yerlik avtomobil tashabbusi guruhi TOG ishlatuvchilar tajribasi sohasida sun'iy idrokning yordamida hal qilish chorasi bilan ta'minlaydigan yumshoq detal shirkati Smart IX bilan Suudi hamkorlik kelishimi imzolanganligini e'lon qildi. Turkiyaning avtomobil tashabbusi guruhi TOG'ning rasmiy Twitter hisobida ham bahrlangan uchrashuvda bu haqda ishlatuvchilarning tajribasi sohasida sun'iy idrokning yordami orqali hal qilish chorasi bilan ta'minlaydigan yumshoq detal shirkati Smart IX bilan o'rnatgan strategik hamkorligimiz sayesida harakatgan ekologiyalik tizimimizni kengaytmoqdamiz. Aqliy turmush mulozimatimizning bexatar, tez va muhit asraydigan bo'lishini ishqa oshirmoqdamiz, deyildi. Turkiyaning yerlik avtomobili TOG'ning 29 oktyabrda zavoddan yo'llarga chiqishi mo'ljallanmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırı muhakkak köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.